Kolayım olayım. Tamam, sorun yok. Koronavirüs testi oldu. Oldu. Sonuçlarını merak ediyoruz efendim. Abi yani hiçbir sıkıntımız yok, maşallahımız var. Herkes öyle. Süper yani. Olsun, evet, teşekkür ederim ya. Neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Sezonun ilk toplantısı da yapıldı. Evet. Ya çok heyecanlıyız. Çok güzel bir proje gerçekten. İkinci yarısı da acayip güzel olacak. İyi hazırlanmış herkes. Biz de öyle. Ya heyecanlıyız. Hayırlısı bakalım işte. Bak. Tatil nasıl geçti onu sonra? Ya o da çok güzel. Çok ihtiyacımız vardı tatile. Yaptık. Canavar gibiyiz ya. Tatilde neler yaptınız efendim? Tatilde ne yaptım? Herkes ne yapıyor? Tatilini yaptık işte. Denize girdik. Geldim. Peki son dönemlerde biliyorsunuz bazı oyuncular bu pandemi süresi boyunca bazı açıklamaları da oldu. Özellikle geçinemiyorum açıklamaları. Siz oyuncular olarak efendim bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin kendi fikriniz nedir? Geçinebildiniz mi? Ya o sadece oyuncular değil arkadaşlar. Burada bir sürü şey var ya. Müzisyenler var. Başka bir sürü insanlar var. Bu pandemi sürecinde mekan sahipleri. Ya gerçekten çok fazla insan mağdur oldu. Ama ya bu bir kader, yaşayacağımız böyle bir şey varmış hayatta, yaşadık, yaşıyoruz da hala, henüz bitmiş de değil bu pandemi süreci, devam ediyor. Siz de dikkat edin gerçekten kendinize, ailenize, çocuklarınıza, yani gerçekten çok dikkat edin. Bu süre zarfında bütün oyuncular, sanatçılar olsun, daha doğrusu herkes olsun kendini dinleme fırsatı oldu. Siz bir öz eleştiri yapabildiniz mi kendinize? Güzel soru soruyorsun ya, müthiş valla. Teşekkür. Gerçekten hani bayağı bir yoğun çalıştık. Onun sonunda böyle bir boşluk oldu. Bayağı bir boşluk oldu. Bu süre zarfında hani daha fazla hakikaten evde ailemizle zaman geçirmeye başladık. Bize iyi geldi. Bana çok iyi geldi. Kendi adıma konuşayım. Hem daha fazla izleme, araştırma fırsatı buldum. Şimdi ikinci sezona bakalım daha hızlı bir şekilde, daha güzel bir şekilde gireceğiz. Her şey çok güzel olacak inşallah. İnşallah. Bu süre zarfı uzasaydı efendim eğer ticarete atılmayı düşünür müydünüz ya da kafanızda bir ticaret fikri var mı? Sıcak bakıyor musunuz hala? Yok, nereden çıktı bu? Pandemi sürecinde. Geçinemiyorum açıklamasına istinaden. Ya bak gerçekten çok zor durumlar. Hani böyle benim söyleyeceğim şeyler çok böyle dişe dokunur şeyler olmayabilir. Kimin ne yaşadığı gerçekten kendisi bilir ama ya ben işim devam eden bir işim olduğu için, önümüzdeki sezon yine başlayacağımız bir iş olduğu için, o yüzden ben işe adapte oldum ve kendi şeyimi düşündüm. Kendi işimi, gelecek sezonu düşündüm. Ama gerçekten çok zor. Allah kolaylık versin insanlara. Çok zor bir süreç. Hala devam ediyor. İnşallah iyi, güzel olacak yani. Biz dikkat edelim. Bugünler geçip gidecek diyelim. Çok teşekkür ederim. Peki bu arada nişanlandı, nişan oldu, düğün tarihi belli mi? Evet. Nişan oldu, bravo. Evet. Nişan oldu, düğün tarihi belli değil. Şu süreçte bir tarih koymak... 2021 diyebilir miyiz? Her şey çok güzel olacak diyebiliriz. Peki. Nişan süreci zor geçer derler. Zor geçer. O aralarda ayrılıklar da olur. Yok, Allah hiçbir şey olmaz. Bak böyle şeyler olmasın. Söyleme. Tamam, teşekkür ederim. Allah korusun. Çok sağ olun. Hiç olmasın ama... bu nişanlık süreci nasıl geçecek? Ya çok güzel geçecek. Hazırlıklar başladı mı? Hayır bak bugüne kadar nasıl geçiyorsa bugünden sonra da öyle geçecek. Müzik takılınca benimsedi mi aile? Hayır, öyle bir şey yok. Sen niye böyle oldun? Bak güzel sorular soruyordun, bir anda değişmeye başladı. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sizin yaptığınız işte gerçekten çok zor bir iş. Lütfen kendinize dikkat edin. Allah'a emanet. Siz de. Sağ olun, başarılar. Hadi görüşürüz. Bay bay. İyi günler. Şarkı söylemeye devam mı? Devam.